Ya beni öldürecek başka şıkkı yok. Kafamı vura vura gözümde retina yırtığı oluşmuş. Bir kadının çığlıkları bunlar. Koca terörünün kurbanı olmaktan korkuyor. Üstelik o günün yaklaştığını hisseden çaresiz kadın başkalarına umut olmak için hazırlığını bile yaptı. Organlarını bağışladı. Neden toprakta çürüsün? Yani birinin bir işine yararsa. Yani Allah'ın izniyle yine. Birinin bir işine yararsa diye bağışladım. Kadriye Şengül 41 yaşındaydı ikinci evliliğini yaptığında. Mutlu olmak istiyordu. Ancak o mutluluğu ararken iddiasına göre karşılaştığı şey koca şiddeti oldu. Ben onu padişah yaptım. Ya öyle bir şey ki benim hayallerim vardı. Şöyle mutlu bir evim olsun. Hani ayağını yıkayıp da hizmet edeceğim bir eşim olsun, beni incitmesin. Dövmeye başladı mı Allah yarattı demiyor. Vicdan merhamet kalmıyor. Hem hortumla dövüyor. Hem o soğuk suyu fışkırtıyor. Dayanamadı, savcılığa şikayet etti. Ancak buna rağmen eşinin nefesini her daim ensesinde hissetti. Son koruma kararım ayın 12'sinde bitiyor. Benim koruma ve tedbir kararım olmazsa, evden uzaklaştırma kararım olmazsa bu adam yine gelecek buraya. Dayak. Ben tabii yine ya dayak da başlayacak, her türlü her şey de başlayacak. İddialara göre Kadriye Şengül'ün eşi koruma kararı olmasına rağmen bu demir kapıya bir anahtar yaptırdı ve Kadriye Hanım evde yokken bu demir kapıyı rahatça açabiliyor. Ama asıl önemli olan bu tahta kapı. Çünkü bu tahta kapı işte bu şekilde itildiğinde kolayca açılabiliyor. Önce benim bacağım yıkıldı. Baca yıkılınca soba yanmayacak. Soba yanmadığı için ben bu evde oturamayacağım. Çatının içinde bir sürü şeyler yapıp en ufak bir rüzgarda benim bu öndelinlerim hepsi yere indi. İşte çatı bu hale geldikten sonra evin tavanlarında da akmalar meydana geldi ve evin içi inanılmaz soğuk. Ancak Kadriye Hanım KOAH hastası olduğundan dolayı günde 6 kez bu solunum cihazına bağlı olmak zorunda. Ama böyle bir rutubetli ortamda yaşamak bile onun için çok zor. Üstelik onu kocasına bağlayan şey hastalığı. Çünkü başka sosyal güvencesi yok. E-raporumda ilaçlarım var. Onları hiçbir şekilde ben karşılayamam. Şubat'ın 12'sinde uzaklaştırma kararı sona eriyor. Kadriye Şengül kara kara düşünüyor. Çünkü eşi eve geri dönerse kendisine zarar vereceğinden emin. Bu kapıyı açıyor.